Sevgili öğrencilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan metnin etkinlik sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. Dilerseniz hazırlık sorularıyla başlayalım. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili araştırdığınız anıyı arkadaşlarınızla paylaştınız. Ben eğilmem. Asaf İlbay anlatıyor. Evimizin bahçesi büyüktü. Sık sık mahalle arkadaşları toplanır ve o zamanlar Selanik'te çok moda olan mancınık oyununu oynardık. Bu bir nevi bir dir bir oyun, oyundur. Bir kişi eğiliyor ve diğerleri sırayla üzerinden atlıyorlardı. Bu oyuna iştirak etmezdi ama seyrine de bayılırdı. Hele içimize düşenler falan olursa keyif ne diyecek olmazdı. Bir gün kararlaştırdık. Yaka paça onu zorla oyuna soktuk. Sırayla hepimizin üzerinden atladı ve sıra kendisine gelince eğilmeden dimdik durdu ve ''Haydi atlayın'' dedi. Biz başını yere doğru eğilmesi için ısrar ettikçe o, ben eğilmem, böyle atlarsanız atlayın diyordu. Bir türlü razı edemedik. Atatürk'ün Türk milleti için yaptığı fedakarlıklara örnekler veriniz. Vatan aileliği ilan edilip öldürüleceğini bilmesine rağmen Türk milletini milli mücadele için örgütlemek için Samsun'a çıkmıştır. Hayatını feda etmeye göze almıştır. Toplumumuzun bazı kesimlerin tepkisiyle karşılayacağını bile bile... Türk milletinin geleceği için harf inkılabı, tekke ve zaviyelerin kapatılması gibi devrimlerinden vazgeçmeyip uygulamıştır. Hasta olduğunda acılar içinde olsa bile memleket sorunlarını çözmek için çabalamıştır. Hastalığını bahane etmemiştir. Atatürk en başta bunların hiçbirine kalkışmayıp başka ülkelere gidip refah içinde yaşayabilirdi. Fakat o bunu hiç düşünmemiş. Bütün hayatını Türk milleti için feda etmiştir. Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli bir şekilde okuyunuz. sevgili öğrenciler sayfa 50 ve 51'i açıp metni okuyabilirsiniz. Metinde geçen bazı kelimeler aşağıdaki harflerle karşı, karışık olarak verilmiştir. Bu kelimeleri düzenleyerek anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz. burada arkadaşlar kavruk, vefalı, konuk, heybe, değnek ve köşk kelimelerini bizim işaretlediğimiz gibi defterinize aktarmalısınız. Videonun bu bölümünü durdurup arkadaşlar defterinize yazabilirsiniz. Anlamları ile eşleştirdiğiniz kelimeleri kullanarak vatan sevgisi konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Metne uygun bir başlık ekleyiniz. Vatan sevgisi. Vatan sevgisi demek sadece vatana sevgi beslemek demek değildir. Vatan sevgisi vatanını korumak, vatan üzerinde yaşayan insanları korumak, gelişmelerine ve mutluluklarına katkıda bulunmaktır. Bu vatan bizi küçüklüğümüzden beri nasıl koruyup kolladıysa biz de vefalı bir dost gibi. Onun için çalışmalıyız. Biz vatanda gelir, gelir, geçer bir konuk değiliz. Bizzat ev sahibiyiz. Evimizi tehlikelere karşı nasıl koruyorsak vatanımızda düşmanlık edenlere karşı korumamız vazifemizdir. Vatan bizim köşkümüz, kültürümüz, sırtımızda taşıdığımız heybe, cesaretimiz, düşmana karşı birer değnek eğitimimiz vatanımızı geliştirmek için yaktığımız meşaledir. Vatan sevgisi bizim yaşama sebebimizdir. Şimdi arkadaşlar sorularımızı cevaplandırmaya devam edelim. Yaşlı kadın Atatürk ile niçin görüşmek istemektedir? Memleketini kurtaran kişiyi ölmeden bir kez olsun görmek istediği için. Yaşlı kadının Atatürk'ten bir şey istemesini nasıl yorumluyorsunuz? Açıklayınız. Yaşlı kadının alçak gönüllülüğünün yüceliği olarak yorumluyorum. Bir düşüncesi onun vatan, memleket sevgisinin ne kadar büyük olduğunu gösterir. Atatürk ile konuşma olanınız olsaydı ona nasıl teşekkür ederdiniz? Örneklendiriniz. E, duygu ve düşüncelerinize göre bu soruyu sizler cevaplayabilirsiniz. Ama örnek olarak şunu yaz yazabiliriz arkadaşlar. Yurdumuzu düşmanlardan kurtardığı için teşekkür ederim. Yaptığın devrimlerle yurdumuzu ileri götürdün. Ülkemizin ve milletimizin ileri gitmesi için büyük çaba harcadın. Senin sayende diğer ülkelerle aynı seviyeye geldik. Çocuklara ulusal egemenlik ve çocuk bayramını armağan ettin. Bunun için çok mutluyuz. Cumhuriyeti ilan ettin. Bu sayede milletimizin özgür olmasını sağladın. Tüm yaptıkların için sana teşekkür ederiz. Senin kurduğun cumhuriyeti koruyacağımıza söz veriyorum. Seni hiçbir zaman unutmayacağız ve izinden yürüyeceğiz. Metnin ana fikri nedir? Türk milletinin Atatürk'e karşı minnet duygusu çok büyüktür. Metinden hareketle arkadaşlarınıza yöneltmek üzere iki soru hazırlayınız. Atatürk kiminle geziye çıkmıştır? Yaşlı kadın Atatürk'e ne hediye etmiştir? Dördüncü etkinliğimiz aşağıda verilen bilgilerden Hangileri yaşlı metninin tür özelliklerine uygundur? Yanına çarpı işareti koyarak belirtiniz. Sevgili öğrencilerimiz burada geçmişte yaşanan bir olay anlatılmıştır. Metnin kahramanları gerçek kişilerdir. Yer ve zaman bellidir e, şeklinde işaretlemeniz gerekmektedir. Yukarıdaki özellikleri işaretiniz metnin türü aşağıdaki hangisidir? Anıdır. Defterinize okuduğunuz yaşlı metinlerin tür özelliklerine uygun bir metin yazınız. Yazdığınız metni arkadaşlarınıza paylaşınız. Videomuzun bu bölümünü durdurup arkadaşlar bu metni defterinize aktarabilirsiniz. Okula başladığım ilk gün başlıklı bir metin hazırladık sizler için. Beşinci etkinliğimiz aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Altı çizili sözcüklerin arasında nasıl bir anlam ilişkisi olduğunu açıklayınız. Sevgili öğrenciler, altı çizili sözcükler aralarında zıt anlamlı sözcüklerdir. Yukarıda verilen cümlelerdeki anlam ilişkilerine benzer şekilde vatan ile ilgili cümleler kurarak aşağı yazınız. Cümlelerinizde kelimelerin zıtlık özelliklerinden faydalanınız. Askerler vatanlarını korumak için cepha, cepheye doğru bata çıka gidiyorlardı. Vatan altı üstü bir toprak parçası değildir. Ülkemiz gençlere vatan borçlarını er geç öderler. İkinci tema aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuma tekniğiyle okuyunuz. Metni okurken koyu yazılmış kelimelerin metne kattığı anlamı dikkat ediniz. Sevgili öğrenciler burada metni sessiz bir şekilde okumanız gerekiyor. Aşağıya ulusal bağımsızlık ve cumhuriyet konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınız yazarken ama Bununla birlikte, lakin, fakat, buna rağmen, ancak kelime ve kelime gruplarını uygun yerlerde kullanınız. Yazınızda kullandığınız bu kelimelerin altlarını renkli kalemlerle çiziniz. Sevgili öğrencilerimiz, hazırlamış olduğumuz bu bölümü defterinize aktarabilirsiniz. Videonun bu bölümünü durdurup, aynı şekilde bizim yazdıklarımızın aynısını defterinize yazabilirsiniz. 7. etkinliğimiz aşağıda anıt kabir krokisi ve krok üzerinde numaralandırılmış yerlerin adları verilmiştir. Kroki inceleyiniz. Aşağıdaki boşlukları anıt kabir krokisine uygun şekilde doldurunuz. Hürriyet Kulesi ve İstiklal Kulesi girişi en yakın kulelerdir. 23 Nisan Kulesi daha sonra yazılacak. Üçüncü bölüme Aslanlı Yol, dördüncü bölüme Şeref Holü ve Atatürk'ün Lahti yazılacak. Anıt kabirin Mimarı siz olsaydınız Anıtkabir'e hangi bölümleri eklemek isterdiniz? Anlatınız. Ben olsam Anıtkabir'e bir de Atatürk Müzesi eklemek isterdim. Atatürk'ün başarılarının, hizmetlerinin anlatıldığı bir bölüm, Atatürk'ün özel eşyalarının sergilendiği bir alan eklemek isterdim. 15 Temmuz şehitlerinden birinin yaşam öyküsünü araştırınız. Sevgili öğrenciler, burada Halil İbrahim Yıldırım'ın biz yaşam öyküsünü araştırdık. Ee, şehidimizin e, yaşam öyküsünü defterinize yazmanız gerekmektedir. E, bu bölümü durdurup video, e, videonun bu bölümünü durdurup defterinize yazmanız e, gerekmektedir. Evet sevgili öğrencilerimiz bir dersimizin daha sonuna geldik. Evvel Cevap YouTube kanalına abone olmayı ve kanalımızı sınıftaki arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayınız. Derslerinizde ve hayatınızda başarılar dilerim. Evvel Cevap ailesinden saygılar.